Merhaba arkadaşlar, 5.10 yaması için hazırladığımız yama durumuna hepiniz hoş geldiniz. Bu yamanın ilk ve en önemli haberi genç yetenek Eko hakkında. Eko'nun lige katılışı bütün dünyada heyecan uyandırmış durumda. İsterseniz ilk olarak ilgili haberimizi ardından da basın toplantısını izleyelim. Arkadaşlar, ya birkaç gün içerisinde zaten basın toplantısı yapacağız, lütfen. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün güzel bir haber için buradayız. Ligimize yepyeni bir şampiyon katıldı. En kısa zamanda onu Meta'da görmeyi umuyoruz. Hoş geldin Eko. Merhaba. Bugün kendisiyle sözleşmemizi imzalayacağız. Vatana, millete, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Umarım Eko'yu yakın zamanda Meta'da görmeye başlarız. Sıradaki haberimiz Kasiopya ile ilgili. Röportaj için muhabirimiz Johnny'ye bağlanıyoruz. Merhaba Alicante, şu an Kasi'nin yanındayız. Kasi, sen de böyle arkamız dönmüş bulunduk ama kusura bakmıyorsun değil mi? Önemli değil, alışım. Ulti falan tabii, her şeyin başı sağlık. Anlayışın için teşekkürler Kasi. Biliyorsun son yamada senin ikiz dişinle ilgili ufak bir değişiklik yaptık, birazcık daha dengeledik. Bu durum seni ne kadar etkiledi? Geçtiğimiz günlerde Riot Games'ten gelip ikiz dişlerime bakım yapmak için müdahalede bulunmak istediler, sağ olsunlar. Ben de diş sağlığına önem veren birisi olarak kabul ettim. Ben bu durumun seni çok da bozmadığını görüyorum. İyi bir durum bu. O zaman sana çok teşekkür ediyoruz, buraya kadar geldin. Ayağına, hatta kuyruğuna sağlık. Görüşmek üzere. Alicante, sendeyiz. Teşekkürler Johnny. Şimdi Yaman'ın diğer önemli değişikliklerini incelediğimiz bölüm geliyor ekrana. 5.10 yamasının en önemli dengelemelerinden biri Jinx ile ilgili. Koridor döneminden güçlü çıkmayı başaran Jinx'in önünde hiçbir kulenin ayakta kalamadığını fark ettik. Kar topu etkisinin önüne bir miktar geçebilmek adına bu gücünü oyunun başında biraz kısarak oyun sonuna aktarıyoruz. Sırada Ryze var. Yenilenen Ryze'ın erken seviyelerde rakipleri karşısında zor anlar yaşadığını gözlemledik. Pasif ve ulti güçlendirme sürelerini oyunun sonundaki hallerine getirerek bu zorlukların üstesinden gelmesini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bir diğer değişiklik Leona ile ilgili. Görselinden çok daha geniş bir alana etki eden ufuk kılıcı sayesinde Leona birçok destek, hatta nişancı şampiyona kabuslar gördürüyor. Bu durumu düzelterek ufuk kılıcının etki alanını görseliyle eşleştirmiş olduk. 5.10 yaması için hazırladığımız yama durumunun sonuna geldik. Bir sonraki yamada görüşmek üzere. Hoşçakalın.